Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önemli bir karar açıkladı. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde bir karar verdi. Siz nasıl değerlendireceksiniz? AYM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. AYM'in bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiği birçok kararlar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Sayın Cumhurbaşkanım. Yani terörü gelip de Türkiye'de dizginleyen hiçbir zaman AYM olmadı. Terör devam etti. Yine aynı şekilde şu anda terör devam ediyor. Faturasını, bedelini ödeyen Türk halkı. Yaz aylarında ekonomi değişen dalgalanmanın ardından son 2 ayda Türk lirası %20'ye yakın bir değer kazandı. Sizin faizlerle ilgili düşüşünüzü biliyoruz. Yeniden noktada bir konuda söyleyecek. Görüldüğü gibi bak faizlerde düşüşler devam ediyor. Faizlerdeki düşüşün de olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol altına alma gayretini de Hazine Maliye Bakanlığımız tüm ekipleriyle devam ettiriyor. Bazı suistimaller var. Özellikle stokçular, şunlar bunlar vesaire. Bunların üzerine de şu anda bakanlıklarımız kararlılıkla gidiyor. Ve birçok depo baskınlarında filan nasıl stoklar yaptıklarını filan görüyoruz. Ve kararlılıkla buna devam edeceğiz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates stokçuluğu, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmak, bunların bedelini ödeyecekler. Öbür tarafta ne bileyim, havlu kağıttı, taharet kağıtlarıydı vesaire, bunlarla ilgili birçok depolama, stok çalışmaları, buna benzer ne varsa hepsinin üzerine gideceğiz. Ve bu konuda bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindeler ve bu stokçulara da aynen ben de söylüyorum. Yani bu yaptığınız stoklarla sizi affetmeyeceğiz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa cezai müeyyideler ama para ama öbür taraftan diğer yönleriyle bu konuyu da kovalayacağız.